Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Profesör Doktor Savaş Ayberk Konferans Salonu'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Yöneticiliği ve Kocaeli Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü desteğiyle Girişimcilikte Başarı Hikayeleri adlı söyleşi düzenlendi. Söyleşinin açılış konuşmasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimcilik Kurulu Kocaeli Başkanı Mert Kavşut gerçekleştirdi. Girişimciliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, özellikle ülkemizde olmayan girişimlerin oluşması adına toplumda farkındalık yaratılacak faaliyetlere götürülmesi için de çalışmalarımız devam etmektedir. Söyleyişi Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Elif Öğüt'ün konuşmasıyla devam etti. Girişimcilik sadece yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi değil, aynı zamanda bu fikirlerin başarıya ulaşması ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Söyleşide Bilişim Vadisi Girişimcilik Danışmanı Serhat Duyar girişimcilik üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Bizim ürünü üretmeye ihtiyacımız var, ürünü geliştirmeye ihtiyacımız var, işi geliştirmeye ihtiyacımız var ve ticarileştirmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu dört şeyi yapmak için de başta bizim girişimcimizin liderlik özelliğine ihtiyacı var. Söyleşi, Yüclab firmasının kurucusu Yunus Emre Çelik'in girişimcilik serüveni hakkında konuşmasıyla devam etti. Şimdi de ürünleşmiş bir şey yok. Yani neden bunu geliştirmeyelim dedim. Şöyle bir çalışma temposundaydım, hiç unutmuyorum. Akşam 9'da 10'da işten çıkıyordum ve bir yerde oturuyordum. Gece 1'e kadar o kafa yorduğum çözümü geliştirmeye çalışıyordum. Sabah tekrar işe ve bu bir cycle halinde aylar boyunca devam etti. Benim sizlere en büyük verebileceğim tavsiye teknik kurucu ekiplerin, takımların, takım üyelerinin ticari konularda da kendilerini geliştirmesi ve çok 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 sabırlı olmaları. Söyleşideki son konuşmacı olan Mengi Yay Yatçılık sahibi Muzaffer Yay kendi meslek deneyimlerini öğrencileriyle paylaştı. Bugün fuarlara girdiğimizde fuarlarda bir tanıtım kesinlikle şart ve fuarlar kesinlikle çok önemli ki biz de bugün önümüzdeki ay fuara gideceğiz. Ancak ürünü gerçekten gören insan bunu teşebbüs ediyor ve bakıyor ve birine soruyor. En güzel reklamımız orada kaftanlar ve tekne sahipleri masa başında. Söyleşinin ardından davetli konuşmacılar radyo ki mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Burada genç yeteneklerimizle buluştuk. Başarılı girişimcilerimizin ulaşmasıyla ilgili özellikle doğru takımın kurulması, insan kaynağının yönetilmesi, bu sürece liderlik edilmesi konu başlıklarıyla ilgili gençlerimize 21 yıllık iş hayatımdaki tecrübelerimizden, başardıklarımızdan ve başaramadıklarımızla ilgili ilham kaynağı olmaya gayret gösterdim. Ben bu etkinliklerin Türkiye'de özellikle bu sanayi bölgelerinde sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üniversitelerde çok kaliteli, başarılı öğrenciler yetişiyor. Bunların birçoğu tabii ki sanayi kuruluşlarında, firmalarında çalışıyorlar. Ama birçoğunun bence ciddi anlamda yurt dışından ithal edilen ürünleri girişimcilik furyasıyla birlikte Türkiye'de üretme, Türkiye'de yapma yoluna girmesi ülkemiz için de çok faydalı olacaktır. Bildiklerimizi öğretmek ve göstermek ve insanlara anlatmak, tecrübe edinmek çok güzeldi bizim için.